Bismillahirrahmanirrahim. Babul mümin yaktulul kafire müteammiden. Bu bab, bir adam, bir mümin kafiri kasten öldürürse kısas lazım gelir mi gelmez mi? Bu da ihtilaflı. Bazıları diyorlar ki bir mümin bir kafiri öldürürse mümin kısas edilmez, diyeti verilir. Bazıları da diyorlar kafir iki kısımdır. Birisi muahit, zimmi, birisi de harbi. Harbiyi öldürürse zaten harbinin kanı helal. Ne diyet lazım gelir, ne kısas lazım gelir. Fakat muahidi yahut da zimmiyi öldürürse kısas edilir. Burası bu. Şimdi evvela birinci kavlün delillerini getiriyor. İmam-ı Sahavi buyuruyor ki haddesena İsmail ibn-i Yahya kâle haddesena Muhammed ibn-i İdris kâle akberena Süfyan ha ve haddesena Rabbi'ul Mu'ezzin kâle haddesena Esed kâle haddesena Esbad en Mutarrif ibn-i Tarif en Şabiyyi en Ebi Tuhayfe kâle. Ebu Tuhayfe diyor ki seeltu Aliyen Hazreti Ali radıyallahu anh'a sordum hel indekum sizin indinizde var mıdır? Min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz'den sizin indinizde var mıdır? Sivel Kur'an, Kur'an'dan başka bir şey var mıdır? Yani bir kağıt yazmış, vesiyet etmiş bir şey var mıdır? Fekal Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki vellezî felekal habbe ve bere'en neseme ma indena min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem sivel Kur'an ve ma fi hadihi sahife. Hazreti Ali yemin ederek diyor ki vellezî ol bir Allah'a yemin ederim ki felekel habbete habbeyi yardı tohumu yardı. Şimdi tohumu toprağa atarsın. Buğda, arpa, daha ufak mesela dari dura bunlar atarsın. Ufacık bir habbedir. Fakat o toprakta Cenab-ı Hak Teala sizleri o toprağa bir sır vermiş. Yavaş yavaş o parçalanır. Ondan sonra ondan bir filiz çıkar. Filiz büyük, bir tarafı küçük. Toprağa doğru gider, bir tarafı yukarıya doğru gider. Mesela incirin tanesine bak. Küçücük bir incir tanesi. Ondan koskoca bir ağaç oluyor. Hatta o tohum icabında taşlık sert bir yere konursa o ince, ipekten ince herifler yavaş yavaş taşların arasına geçiyor, sonra yavaş yavaş kuvvetleniyor, taşları parçalıyor. Bu kudret-i ilahiye. İşte bu habbeyi evet, parçalayan Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki ve bere en neseme nüfusi mehlukati halkeden, ruh sahiplerini halkeden Allah'a yemin ederim ki ma indena bizim indimizde olmadı min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den bizim yanımızda olmadı. Sivel Kur'an, Kur'an'dan başka bir şey olmadı. Ve ma dehi bir şeyden başka ki fi hadihi sahife şu kağıtta bir kağıt çıkardı kılıcının kınından bir de bu kağıtta olan hadisten başka bir şey olmadı. Kale Ebu Cuhayfe dedi ki kultu ben dedim ve ma fi hadihi sahife o kağıtta yazılı olan nedir? Esas mühim olan bu. Kur'an'ı herkes biliyor, Kur'an-ı Kerim herkesin indinde var. Fakat Hazreti Ali'nin indinde hususi bir vesiyet, bir şey var mı yok mu onu öğrenmek istiyorlar. O da dedi ki evet bu sahife vardır. Kâle Hazreti Ali buyurdu ki el-aklu ve fikâkul esir ve en la yuktele müslimun bikâfir. O kağıtta bu varmış. El-aklu diyet. İnsanın diyeti nedir? Bir bu var. Azaların diyeti nedir? Burnunu kesmiş, kulağını kesmiş, kolunu kesmiş, insanı öldürmüş. Ne kadar diyet var. Ve fikâkül esir. Esiri fekketmek. Gördün bir esiri, onu al, azat et. Bir de bu var. Ve en la yuktele müslimun bi kafir. Bir müslim bir kafiri öldürürse Müslüman kısas edilmez. Bir de bu var. Ha işte dediler bak, o hadisi şerifte bir Müslüm bir kafiri öldürürse kısas edilmez. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh'de bu hadis varmış. Resulullah Efendimiz grubuna vermiş. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi dedi ki fezehebe kavmin bir kavim bir cemaat sahip oldular. Neye? İlâ ennel müslime müslim izâ katelel kafire bir kafiri öldürürse müteammiden kasten kasten kafiri öldürürse lem yuktel
kısas edilmez bihi kafir sebebiyle, o Müslüman katlolunmaz, kısas edilmez. Vehteccu delil getirdiler. Fî zâlike bu mesele hakkında lihâdel hadis, bu hadise de ihticac ettiler. Bu hadisle ihticac ettiler ki herhangi bir kafiri bir Müslümanı öldürürse kısas olmaz, diyet lazım gelir. Ve hâlefehum fî zâlike âkharûn. Bu birinci mezhebe zahip olanlara alimlerin, diğerleri muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki bel yukter, belki Müslüman katledilir bihi kafir sebebiyle. Bir zimmiyi, bir muahidi öldürürse o Müslüman da kısas edilir, öldürülür dediler. Fakat şimdi burada muahit demiyor. Kafir karşılığında Müslüman öldürülür, öldürülmez. Birinci hadisi şerifte öldürülmez dedi. İkinciler de diyor ki öldürülür. İki mezhebin arası nasıl tehlif edilecek? Birinci hadisi şerife ne cevap verilecek? Bunu izah edecek. Ve kâne minel hücceti lehum. Bu ikinci mezhebe zahip olanların hüccetindendir. Fî zâlik bu mesele hakkında, yani Müslüman kafir öldürürse kısas edilir diyenler. Onların lehine hüccettendir ki enne hâzel kelâmellezî bu bir kelam ki hekâhu Ebu Cuheyfe, Ebu Cuheyfe hikaye eyledi fi hadel hadis, bu hadiste en Ali'in radıyallahu anh Hazreti Ali'den. Hazreti Ali'den gelen bu hadis, bu rivayet lem yekun münferiden, böyle tek başına olmadı bu. Ve lev kâne münferiden, eğer tek başına bu kadar olsaydı, gerisi olmasaydı lehtemele mâ kâlu, onların dediğine ihtimali olurdu. Fakat hadisin gerisi var. Ebu Cuhayfe hadisi tamam rivayet eylemedi. Bir kısmını rivayet eyledi, bir kısmını bıraktı. وَلَكِنَّهُ لَكِنْ بُ حَدِسْ كَانَ مَنْصُولًا بِغَيْرِهِ Gayrisine mensul idi, yani gerisi var. O gerisi okuyunca hüküm değişiyor. Peki gerisi nasıl imiş? Onu izah ediyor. Diyor ki حَدَّسَنَا بْنَ اَب۪ي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَا عَنْ اِبْنِ اَب۪ي عَرُوبَ قَالَ حَدَّسَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قال قيس بن عباد diyor ki in dalaktu ana wal ashtar, ben bir de eşter Malik ibn Haris'in lakabı eşter idi, Malik ibn Haris, ikimiz beraber gittik ila Ali'in, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın huzuruna gittik. Fekulna, dedik ki hel ahada ileyke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahden, Resulullah Efendimiz size bir ahit verdi mi? Öyle ahit ki lem ya'ahethu ilennâse amme, bütün Müslümanlara vermiş olduğu ahitten başka size hususi bir ahit verdim, var mı aranızda? Kâle, Hazreti Ali dedi ki la, böyle hususi bir ahit yok. İlla ma, illa bir şey var ki kâne fî kitâbi hâzâ, benim bu kitabımda var. Bir kağıt çıkardı, dedi ki işte bu kağıtta ne yazılıysa, bu vergede ne yazılıysa bu var. Bu yani Hazreti Ali'ye vermiş, başka nasıl vermemiş. فَاَخْرَجَ كِتَابًا, bir kağıt çıkardı. مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ, kılıcının kapından, kınından. فَاِذَا فِيهِ, bir de baktık ki onda yazılı. Ne yazılı? اَلْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَعُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Bu ibare yazılı bu varakada. Şimdi yukarıdaki hadiste bunun buyur. Baş tarafı zikredildi, gerisi zikredilmedi. Halbuki bak ne kadar uzunmuş bu. Manası şu ki el-mü'minune, müminler tetekâfe'u, denktir dimâhum, kanları, kanları birbirine denktir. Buyurun, yerinize gelin. Var burada aziz. Müminlerin kanları birbirine küfürdür. Yani bir adam başka bir adamı öldürse öteki adam iddia edemez ki yahu bak sen bizim adamımızı öldürdün, bizim ölen adamımız kavmimizin eşrafiydi,
Ama sizi öldüren adam adi bir adam. Binaenaleyh biz bunun yerine iki kal isteriz, iki dem isteriz diye iddia edemezler. Müminin büyüğü küçüğü, alimi cahili ne olursa olsun kan meselesinde müsavidir. Birisi vurmuş, büyük bir adamı öldürmüş. Öldüren adam kısas edilir. Öldüren adam ne kadar cahil olursa olsun. Birisi reisimiş, birisi değilmiş. Farkı yok. Tetekâfe evdimâhum dedi ki bu. Kanları birbirine denktir. Ve yes'a bi zimmetihim. Müslümanların zimmetiyle sa'y eder. Ednâhum en aşağısı. Bir kafir geldi. Ahdaman istiyor Müslümanların içine gelmeye. Bir halifenin vermiş olduğu ahet neyse bir çobanın vermiş olduğu ahet odur. Bir çoban ya en fakir, en aşağı bir adam dese ki sen benim emanımdasın, serbest memleketimize gel, ben eman verdim dese onun verdiği, vermiş olduğu eman emandır. Kimse onu bozamaz. Ve hum Müslümanlar yedün, hepsi bir eldir. Ala men sivahum başkaları üzerine. Müslümanlar yek para sayılırlar. Binaenaleyh büyüğünden tut, aşağısına kadar herhangisi birisi bir zimmiye, bir kafire eman verirse emani müteber sayılır. La yuktelu müminun bi kafirin. Bir mümin, bir kafir sebebiyle katlolunmaz, kısas edilmez. Ve la zu ahdin fi ahdihi. Bir muahid, ahd sahibi, bir kafir de katledilmez. İşte esas ihtilaf burada. Katledilmez. Şimdi zu dedi, ne üzerine atfetti? Mümini. Demek ki muahid olan bir kafir, muahid olmayan bir kafiri öldürürse o da kısas edilmez. Müslümanların içerisinde ahd ile duran bir Hristiyan, bir Ermeni, bir Yahudi, diğer harbi olan bir kafiri öldürse o nasıl Müslüman öldürür, kısas edilmezse o da öyle kısas edilmez. Evet. وَمَنْ اَحْدَسَ حَدَسًا. Her kim dinde olmayan bir şeyi ihdas ederse فَعَلَى نَفْسِهِ. Onun zararı onun nefsinedir. وَمَنْ اَحْدَسَ حَدَسًا. Peki zararı nefsine ama hadesi bu dinde olmayan bir şeyi icat etti, dine kattı. Her kim bir bid'ati meydana getirirse, hades demek bid'at, dinde olmayan bir şeyi tervici terhib ederek dine sokuyor. اَوْ اَوَا مُحْدِسًا. Ya kendisi icat ediyor yahut da bir bid'at icat eden adamı besliyor, iva ediyor, kendi evine koyuyor, onu himaye ediyor, onu propaganda yapıyor. فَعَلَيْهِ. Onun üzerine olsun لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün nasın laneti onun üzerine olsun diye Resulullah'ın beddua etmiş. Dinde olmayan bir şeyi dine sokarsa yahut da ona yardım ederse mel'undur olur. İşte Hazreti Ali radıyallahu teala anhin Resulullah Efendimiz'den almış olduğu ahed, yahut Resulullah Efendimiz ona vermiş olduğu ahed bu. فَهَذَا وَحَد۪يثُ عَلِيٍّ رَضِيَ anhu bi بِتَمَامِيهِ. Hazreti Ali'nin hadisinin tamamı bu. وَالَّذ۪ي ف۪يهِ وَالَّذِي وَالَّذِي شَيْكِ ف۪يهِ بَحَدِثْ دُولُجُدُ مِنْ نَفْيَ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِالْكَافِرِ. Kafir sebebiyle müminin katlinden nefi. Resulullah Efendimiz nehyediyor ki mümin kafir mukabilinde katledilemez. هُوَ قَوْلُهُ. İşte Hazreti Peygamber Efendimiz'in kavludur. لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوَحْدٍ فِي عَهْدِ. İşte budur, bu ibaredir. Bu ibareyle bir mümin kafiri öldürmesi sebebiyle kısas edilmez. وَلَا ذُوَحْدٍ فِي عَهْدِهِ. Ahdinde olan, Müslümanların içerisinde ahdile yaşayan bir zimmi de bir kafiri öldürse o da kısas edilmez. فَاسْتَحَالِ مُحَالُ oldu. اَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ. Bu ibarenin manası ola عَلَى مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى. Birinci mekale sahipleri, birinci mezheb sahiplerinin dediği olması muhal oldu. O da neden? لَاَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعْنَاهُ. Eğer bu hadisin manası olsa عَلَى مَا سَكَرُوا. Onları zikrettikleri gibi bir mümin mutlak bir kafir öldürürse, ister muahid olsun, isterse harbi olsun, kısas edilmez. Böyle olsa
لَكَانَ ذَٰلِكَ لَحْنًا. O vakitte bu ibarenin lehen olması lazım. Yani kavaid-i Arabiye'ye muhalif olarak Peygamber Efendimiz'den sadir olmuş olur. Halbuki ve Resulullah bir mümin kafir sebebiyle, kafir öldürmek sebebiyle kısas edilmediği gibi وَلَا ذِي عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ Müslümanların ehdinde olmuş, zimmi olmuş, Müslüman hükümeti arasında yaşıyor. Onu öldürmekle de kısas edilmez. Böyle olur. Yani Müslümanların içinde Ermeni, Rum, Hristiyan, zimmet, ehli zimmet yaşıyor. Onu da gider adam öldürür, onda da kısas olmaz. Böyle icap ederdi. فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَفْسُهُ كَزَارِكُ Vaktaki hadisin lefzi böyle olmadı. وَاِنَّمَا هُوَ Hadisin lefzi nasıl oldu? وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ Şimdi yukarıda eğer diyor onların dediği gibi olsaydı nasıl ibar olacaktı? لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذِي عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ Zu değil de zi olması lazımdı onların dediği gibi olsa. Bir mümin bir kafiri öldürmek sebebiyle yahut da zimmi olan bir adamı öldürmek sebebiyle kısas edilmezdi. Vakıtta Resulullah Efendimiz zu ehdin değil, zi ehdin demesi lazımdı. Halbuki hadiste nasıl geldi? وَلَا zu ehdin. Zu ehdin olunca zu nereye matuf? Müminin üzerine matuf, kafirin üzerine matuf değil. عَلِمْنَا بِذَٰلِكَ Bununla bildik ki اَنَّزَ الْاَهْدِ Ahed sahibi Müslümanların arasında yaşayan ahd ile zimmi diyoruz ona. Huvel ma'niyyü bil kısas, kısas ile kast edilen odur. Evet. Yani o kısas edilmez. Zimmi olan bir kafir, harbi olan bir kafiri öldürürse o zimmiye kısas tereddüt etmez. Müslümana tereddüt etmediği gibi ona da kısas tereddüt etmez. Maksud budur diyor. Fesare zalik, öyleyse bu oldu. Kekavlihi şu kavil gibi oldu ki la yuktelü müminin bir mümin öldürülmez. Ve la zu'ahdin bir ahd sahibi de öldürülmez. Öyle zu'ahd ki fi ahdihi kendi ahdinde yani ahdini bozmamış. Ne sebebiyle öldürülmez? Bir kafirin bir kafir sebebiyle öldürülmez. E şimdi bundan çıktı mesela Cidde'de başaportuna gelmiş orada çalışan adamlarla kafir onlar. Bir Müslüman geçse, bir kafiri, harbi olan bir kafiri öldürse, bir de o ahdine gelmiş burada çalışıyor, ikamet almış, çalışıyor. O da bir harbi olan kafiri öldürürse, ikisine de kısas lazım gelmez. Ne ona ne ona. Fakat esas ihtilaf onda değil. Ya zimmiyi Müslüman öldürürse, bunda kısas, biz, onlar diyorlar bu hadise göre yok, biz diyoruz ki var. Müsaadeyle girenler mi? Ve kad alimna biz bildik ki ennezel ahdi ahd sahibi kafirin kafirdir. Başaportuna gelmiş, ikamet almış. Yahut da vatandaş. Mesela İstanbul'da var, doğru. Vatandaş Ermeni. İstanbul'da doğmuş Türk vatandaşı. Bunlar zimmi. Suriye, doğru. Mısır, doğru. Bunlar ahd sahibi. Zel ahd derler. Yahut da dışarıdan gelmiş, ikamet almış. Diyor ki bu kafir midir, değil midir? Kafirdir. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki اَنَّ الْكَافِرِ Kafir. اَلَّذِي Öyle kafir ki مَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ يُقْتَلَ بِهِ الْمُؤْمِنِ Peygamber Efendimiz men etti. Neyi? اَنْ يُقْتَلَ بِهِ Onun sebebiyle öldürülmesini, el-mü'min, müminin öldürülmesini men etti fi هذا الحadis. Bu hadiste huve, o kimdir? El-kafirü lezi şöyle bir kafirdir ki لَا عَهْدَ لَهُ Onun ahdi yoktur. Müslümanlarla bir muahedesi yoktur. Ne Müslüman memleketinde yaşıyor onun vatandaşı, ne başaportuna gelmiş, ne ikametinden kaçacak gelmiş, girmiş harbi, casus. Casus gibi yabancı tebi tuttuğu gibi öldürülür. Kim öldürürse öldürsün, onun kısas tereddüt etmez. فَهَذَا bu مِمَّا وَالْبِرْ meselelerdendir ki لَاَخْتِلَافَ ف۪يهِ anda ihtilaf olmadı, بَيْنِ الْمُؤْمِنِ müminler arasında ihtilaf olmadı. اَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ Harbi olan bir kafiri, bir mümini öldürse, mümin öldürülmez. Bu ittifak. İttifak var bunda. وَاَنَّ ذَا الْعَهْدِ الْكَافِرِ Ahd sahibi olan kafir.
Ellezî öyle kafir ki kad sâre lehû zimmetün, onun bir zimmeti oldu. Müslümanlar arasında ahdinen yaşıyor. La yuktelu katledilmez bihi, o harbi öldürmek sebebiyle eyda bir mümin katledilir, kısas edilmediği gibi. O harbiyi bir mümin öldürürse kısas olmadığı gibi bir zimmi de o harbiyi öldürürse o da kısas edilmez. Ve kad necidu mislahada kesiren fil Kur'an. Biz işte bu hadise benzer ibareyi de Kur'an'da çok buluyoruz. Kur'an'da da var. Çünkü ibare biraz şeyli, ihtimalli olduğundan la yuktelü müminun bi kafirin ve la zu ahdin fi ahdihi. Burada tekdim tehir olduğundan diyor, belki senin verdiğin mana doğru değildir. Diyor ki hayır, benim verdiğim mana doğrudur. O zu ahdin müminin üzerine matuftur. Bu Kur'an'dan da misal veriyor. Bak Kur'an'da da var bu diyor. Kur'an'da nerede var? قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَاللّٰئِ يَيْسْنَ مِنَ الْمَحِيدِ مِنْ نِسَائِكُمْ مِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاسَةَ اَشْهُرٍ وَاللّٰئِ لَمْ يَحِيضُ. İşte bu ayet-i kerimede var. وَاللّٰئِ شُرْبِ الْقَدِنْلَرْ كِ يَيْسْنَ مَيُسْ oldular مِنَ الْمَحِيدِ حَيْسَ. Yani artık onlara ümit geldi ki daha ondan sonra heyiz görmez. Min nisaikum, sizin kadınlarınızdan bazıları var ki artık heyizden ümidi kestiler. Ama olur ki ümidi kesmiş ama heyiz gelebilir. Fakat ümmetsiz, yani heyiz daha gelmez. İnir teptum, siz eğer şekke düşersenizse heyiz geldi mi gelmedi mi, heyiz kesildi gelmez, hayır gelir. Fakat ekser zenleri gelmez. Böyle şekli şüpheye düşersinizse فَعِدَّتُهُنَّ, onların iddetleri nedir? ثَلَاسَةُ اَشْهُرِينَ, 3 aydır. Heyizin gelip gelmeyeceği meçhul olduğunda, bunlar heyizden meyus olduklarında, yani artık heyiz gelmez diye kanaat geldiklerinden iddeti ne kadar beklerler? 3 ay. Şimdi bak ikinci ona atfediyor. وَاللّٰئِ شُلْ bir kadınlar ki lem يَحِدْنَ, heyiz görmediler. Hiç heyiz görmüyorlar. Onlar ne kadar bekleyecek? Onlar da 3 ay. وَاللّٰئِ لَمْ يَحِدْنَ'yı nereye atfetti? Yukarıdaki وَاللّٰئِ يَسْنِ üzerine atfetti. Öyleyse اِنِ اِرْتَبْتُنْ فَعِدَّتُنَّ ثَلَاسَةَ اَشْهُرِينَ, hem meyus olanlara hem heyiz görmeyenler herkesine kayıt oldu. فَكَانَ مَعْنَا ذَلِكَ, bu ayetin manası oldu. Ne oldu? وَاللّٰئِ يَيْسْنَ مِنَ الْمُحَيْدِ, şur bir kadınlar ki heyizden meyus oldular. وَاللّٰئِ لَمْ يَحَدْ, şur kadınlardaki hiç heyiz görmediler. اِنِ اِرْتَبْتُمْ, siz şekke düşersinizse فَعِدَّتُهُنَّ, bunların iddetleri selasete eşhurun, 3 aydır. فَقُدِّمَ وَاُخْرِ, işte tekdim ve tehir olundu. Esas nasıl gelecekti? وَاللّٰئِ يَيْسْنَ مِنَ الْمُحَيْدِ مِنْ نِسَائِكُمْ وَاللّٰئِ لَمْ يَحِدْنَا اِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُنَّ سَلَاسَةَ اَشْهُرِ, böyle olacaktı. Fakat evvela اِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُنَّ سَلَاسَةَ اَشْهُرِ, bu teklim edildi. وَاللّٰئِ لَمْ يَحِدْنَا, bu da tehir edildi. Ama hüküm dediği gibi, o اِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُنَّ سَلَاسَةَ اَشْهُرِ her iki firkaya nazarındır. فَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ, işte Hazreti Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi de bu ayeti kerime gibidir. لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ, bir mümin kafir sebebiyle katledilmez. وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ, ahdinde olan ahd sahibi de kafiri katlederse o da katledilmez. اِنَّمَا مُرَادُهُ ف۪يهِ, Resulullah Efendimiz'in bu hadisteki muradi وَاللّٰهُ عَلَمْ, لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ, mümin katledilmez. وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ, ahdinde olan ahd sahibi de katledilmez. بِكَافِرٍ, kafir sebebiyle. فَقُدِّمَ وَاُخْرِ, işte tecrüm tehir edildi. Evet. فَالْكَافِرُ الَّذ۪ي شُلْ بِكَافِرْ كِ مُنِعَ مَنْ عُلُنْدَ اَنْ يُقْتَلَ بِهِ الْمُؤْمِنِ, mümin onun sebebiyle katledilmesinden edildi. هُوَ, o kafir, el-kafiru kafirdir. Öyle kafir ki غَيْرُ الْمُعَاهِدِ وَقُدْ غَيْرُ الْمُعَاهَدِ, ahedsiz olan kafir. Ahd ve emanile gelmiş değil. Mesela İslam hükümeti arasında ecnebiden gelmiş bir adam yakaladılar. Başaportun var mı? Yok. Hükümetten eman aldın mı, kaydın var mı? Yok.
Oyunu tuttu, birisi vurdu, öldürdü. Ondan sonra dava ikame ettiler. Bu adam, adam öldürdüğünden dolayı kısas edilecek. Kısas edilir mi? Edilmez. Niye? Ahd-ı eman yok. Fakat ahd-ı eman ile gelmiş. Başaport almış, gelmiş. Memlekete birisi de kalkmış, vurmuş, onu öldürmüyor. Kısas edilir mi? Edilmez mi? Kısas edilir. فَيْنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse dese ki قَوْلُهُ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ Peygamber Efendimiz'in bu kavli şerifi اِنَّمَا مَعْنَهُ Bunun manası لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ فَانْقَتْعَ الْكَلَامِ Peygamber Efendimiz mümin kafir sebebiyle katlolunmaz dedi. Kelamı burada kesti. فَانْقَتْعَ الْكَلَامِ Bunun hükmü bitti. ثُمَّ قَالَ Sonra Peygamber Efendimiz buyurdu. وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ Bunu buyurdu. Ne olduğu halde? Kelame müste'nefen, yeni bir kelam olduğu halde. Hiç atıf yok aralarında. Atıfsızdır. Böyle dese. اَيْ وَلَا يُقْتَلُ الْمُعَاهِدُ فِي عَهْدِهِ Zimmeti kabul etmiş, ehdinen İslamların arasında olan bir adam da öldürülmez. Bu manayadır. Yani kısas meselesi değil. Bir adam başaportuna geldi mi öldürmesi caiz değildir. Öldürülürse haramdır. Bu manayadır. Yoksa kısas meselesi değil. Bir adam kafir oldu mu, ister muahid olsun, ister olmasın, öldürür, kısas tereddüt etmez. Ama bu hadisi şerifteki وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ Yani eman alıp da başaport ile gelen bir adamı öldürmeyin manasındadır. Böyle derse ne cevap vereceksin? Yani bu da çok muhtemel. لَا يُقْتَلُ Mümin la yuktelul müminu bi kafirin. Mümin kafir sebebiyle öldürülmez. Ve la zu ahdin. Ahd sahibi de öldürülmez. Fi ahdihi. Ahdide olduğu müddetçe. Madem eman ile gelmiş, başaport ile gelmiş, başaportunun müddeti doluncaya kadar ona eman vermişsen sen öldürülmez o da. Bu manaya gelir. Böyle derse ona cevap verecek. Fekâne min hüccetine aleyhi. Böyle diyen adamın aleyhine bizim hüccetimizdendir ki enne hadel hadis Hazreti Ali radıyallahu teala anhın rivayet eylemiş olduğu bu hadis innema cera fiddima kanlarda cereyan etti. Bu hadis kanlara ait. Öyle kanlar ki el mesfuki ba'duha bi ba'din bazıları bazılarını öldürmüşler. Kan meselesi var. Kan meselesinde kim kimin karşısında kısas edilir edilmez. Kısas hakkında. لَاَنَّهُ قَالَ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اَلْمُسْلِمُونَ يَدُنْ Müslümanlar bir eldir عَلَى مَنْ سِوَهُ Gayrilerine Müslüman olmayanlara karşı Müslümanlar bir eldir. تَتَكَافَوْ دِمَهُمْ Kanları birbirine denktir. وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَهُمْ Onların en aşağısı da zimmet verebilir. Ona say edebilir. Evet. ثُمَّ قَالَ Sonra sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ Bir mümin kafir sebebiyle öldürülmez وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ Ahdinde olan ahd sahibi de öldürülmez. Demek ki bu kan meselesinde senin dediğin gibi bu وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ cümle-i müstenefe değil. Yukarıya mevdu. فَاِنَّمَا اُجْرِيَ الْكَلَامُ Kelam icra edildi عَلَدْ دِمَا kanlar üzerine. Elleti öyle kanlar ki tu'hazu alınır kısasen kısas yönüyle alınır. Ve lem yücre icra olunmadı ala hürmeti demin bi ahdin ehed sebebiyle bir adamın kanı haramdır. Madem ehed verilmiştir bu öldürülmez. Bu mevzuda gelmedi ki. Burada icra edilmedi ki. Fe yuhmelel hadisu hadis hamledile ala zalike buna. Fahada veçin bu bir veci. Yani mevzumuz kan meselesi olduğundan dolayı binaenaleyh ehdinde olan bir ehd sahibi de bir kafiri her bir öldürürse kısas edilmez manasındadır. Ve hüccetun uhra diğer bir hüccet de vardır ki enne hazel hadise bu hadisi şerif innema ruviyen Ali'in radıyallahu anh Hazreti Ali'den rivayet edildi. O da kimden rivayet eylemiş? Anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den. Ve la ne'lemu biz bilmiyoruz ki ennehu ruviyan gayrihi. Hazreti Ali'nin gayrisinden bu hadis rivayet edildiğinde bilmiyoruz. Min tarikin sahihin sahih bir tarikle Hazreti Ali'nin gayrisinden geldiğini görmedik. Fahuve Hazreti Ali kâne a'leme bi tevilihi. Bu hadisin tevilini Hazreti Ali daha alemdir. Madem rivayet o tarik ile geldi
Huneyn'i bilin, Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Ve tevilu fihi, Hazreti Ali'nin bu hadisteki tevili. İz kâne muhtemilen indekum, sizin indinizde muhtemil oldu Hazreti Ali'nin tevili. Yehtemülü hâzeynil mâneyin, şu iki mânayı muhtemil olarak ellezîne o iki mâna ki zekertüm, siz zikrettiniz. Hazreti Ali radıyallahu teâlâ'nın bu iki muhtemil olan manalar arasında tevili delilün delildir ki alâ enne mânâhu hadisin mânâsi fil hakikati hakikatte huve o nedir? Mâ teevvelehu aleyhi. Hazreti Ali nasıl tevil ettiyse onun dediği gibidir. Madem iki ihtimal var, öyleyse bu hadisi rivayet eden Hazreti Ali onun teviline bakacağız. Bu manayı ne manasını aldıysa onun dediği kat'i bir karar olur. Öyle alınır. Şimdi onu izah edecek. Diyor ki bakalım Hazreti Ali ne yapmış? Haddesena İbrahim ibn Ebi Davud. Kale haddesena Abdullah ibn Salih. Kale haddeseni Yellis. Kale haddeseni Akil. An ibn Şehab ennehu kal. Ahbereni Sa'id ibn Müseyyer. أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حضرت أبو بكر ولا حضرت عبد الرحمن قال ددي حين قتل عمر حضرت عمر كي شهدت لريا أبو لولا شهدت عبد الرحمن بن أبو بكر ددي كي مررت على أبي لولا أتى ومعه هرمزان birkaç gün evvel dedi ben gittim Ebu Lule'yi Hürmüzan'la beraber gördüm. Hürmüzan Arapların İranlıların 5-10 kişi vardı ki meşhur onlar, İran'ı idare edenlerden bir tanesi. Onu esir etti, getirdiler Hürmüzan'ı. Esas kumandan da değil o. İran'ı idare eden 5-6 aile vardı, onlardan birisi. Bütün mıntıka bir reisi ki yani ordu kumandanları da onun emrindeydi o. Hürmüzan'ı esir etti, getirdiler. Getirdiler, Müslüman olmadı öyle. Hristiyan, ehli zimmet olarak kaldı. Ebu Lüle de öyle. Şimdi bunların bir yerde oturmuş konuşurken Hazreti Abdurrahman oradan geçmiş. Diyor ki ben oradan geçerken felemma dağaterum ansızın onlara vardığımda saru onlar hemen ayağa kalktılar diyor. Beni ansızın beyzden biri gibi ben gidince beni görünce hemen ayağa kalktılar fesakate min beynim hançerim. O arada onlardan bir hançer gerekmiş gidiyor. Lehu resan iki taraflı iki başı var. Memsekuhu fi vasatihi. Tutacağı yer ortada. Tutacağı yeri öyle yapmış ki böyle ortadan kendisi tutuyor iki tarafı da hançer. Yani elinden kimse alamaz. Hangi tarafı vursa öldürür. Evet. Ben bunu gördüm di. Abdurrahman ibn Ebu Bekir diyor ki ben birkaç gün evvel bunu gördüm di. Kale Abdurrahman diyor ki kultu ben dedim fenzuru siz bakın. لَعَلَّهُ الْخَنْكَرُ الَّذ۪ي قَتَلَ بِهِ عُمَرْ Olur ki Ömer'i katlettiği işte hançer budur. Benim gördüğüm hançerdir. فَنَزَرُوا baktılar فَيْذَا وَالْخَنْكَرُ الَّذ۪ي وَصَفَ Abdurrahman baktılar ki Abdurrahman'ın dediği hançer. İki tarafı bıçak ortasından tutulacak yeri var. Buradan hani Hazreti Ali'nin tevili nereden çıkmadı ki? Getirecek şimdi onu. Şimdi gaziyenin başından neklediyor. Handalaku Ubeydullah ibn Ömer. Bunu Hazreti Ömer'in oğlu Ubeydullah duydu. Kimden duydu? Abdurrahman ibn Ebu Bekir'den duydu. Duyduğu gibi ha hine semi'a zalik min Abdurrahman. Abdurrahman'dan bunu işittiği gibi anlaşıldı dedik. Ha demek ki benim babamı vurduran Hürmüzan. Hürmüzan bunu Ebu Lüle'yi teşvik etti. Babamı vurdurdular dedi. Hemen oradan kalktı ve ma'hu seyf. Kılıcını da aldı. Hatta de'al Hürmüzan'ı, gitti Hürmüzan'ı çağırdı. فَلَمَّا خَرَجَيْلِ Hürmüzan çıktı, ne istiyorsun dedi. قَالَ اِنْدَلِكْ Hatta تَنْظُرَ اِلَى فَرَسِنْدِ Benim bir atım var, gidelim de ata bir bak dedi. Aldattı yani. Gidelim de ata bak dedi, evinden çıkardı. ثُمَّ تَأَخَّرَ عَنْهُ اِذَا مَدَى بَيْنَ يَدَيْهِ Yürürken, Hürmüzan yürürken geriledi. Hürmüzan'ı önde, Hürmüzan'ı öyde koydu. Kendi biraz geriledi. Gerilediği gibi alâhu bisseyf. Arkadan kılıcı yapıştırdı. Felemmâ vecede messes seyf. Hürmüzan kılıcın vurulduğunu duyunca
قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ La ilahe illallah dedi Hürmüz'e. Dedi öldü. قَالَ اُبَيْدُ اللّٰهِ اُبَيْدُ اللّٰهِ diyor ki وَدَعَوْتُ حُفَيْنَةَ Ondan sonra gitti, Hüfeyne denilen bir Hristiyan vardı. Onu da çağırdım. وَكَانَ نَسْرَانِيَّ مِنْ نَسَارَ الْحَيْرَ Hayre, Hristiyanlarından bir Hristiyan idi o. فَلَمَّا خَرَجَ اِلَيَّ Vaktaki çıktı, kapıya çıktı. عَلَوْتُهُ بِالسَّيْفِ Kılıcı başına yapıştırdım. فَصَلَتَ بَيْنِ عَيْنَيْهِ İki kaşının arasında vurdum diyor. ثُمَّنْ دَلَقُ عُبَيْدُ اللّٰهِ عُبَيْدُ اللّٰهِ O ikisini öldürdükten sonra gitti. فَقَتَلَ اِبْنَةَ اَب۪ي لُولُعَ Ebi Lülü'nin kızını öldürdü. Öyle kız ki sagireten tedde'il İslam. Müslüman olduğunu iddia eden küçük bir kızı vardı. Onu da öldürdü. Üçünü öldürdü. فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَان Bu fitne arası da bir sürdü. Ondan sonra Hazreti Osman 2-3 gün sonra halife oldu. دَعَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Muhacirin ve Ensari topladı. فَقَالَ dedi ki اَشْهِرُ عَلَيَّ فِي قَتْلِ هَذَا الرَّجُلُ الَّذ۪ي فَتَقَتُ الْاِسْلَامُ مَعْرَضًا En evvela o davaya baktılar. Dedi ki bu adam İslamiyet'te olmayan bir şeyi meydana getirdi. Üç adamı öldürdü. Buna kısas tereddüt eder mi, etmez mi? İşaret edin diye Muhacirin ve Ensar ile içtima ettiler. فَاجْتَمَعَ الْمُحَاجِرُونَ ف۪يهِ عَلَى كَلْمَةٍ وَاحِدٍ Bütün muhacirler bir tek kelimeye ittifak ettiler. يَأْمُرُونَهُ بِشِدَّةِ عَلِيهِ Hazreti Osman'a dediler ki şiddet göster, kısas et. Ömer'in oğlunu kısas et. Nasıl bu üç adamı birden öldürdü, kısas vaciptir dediler. Bütün muhacirler bu kelimede ittifak ettiler. وَيَحُسُّونَ عُثْمَانَ عَلَى قَتْلِهِ Hazreti Osman'ı da teşvik ettiler ki kısası icra et. Ubeydullah'ı öldür. وَكَانَ فَوْتُ النَّاسِ الْاَعْظَمِ Fakat Nas'ın büyük bir kitlesi, büyük bir cemaat Ubeydullah'la beraber ediler. Ömer olsun, şimdi de oğlu kısas edilsin. Biz kabul etmiyoruz dediler. Bütün Nas toplandılar. Ömer'i Ebu Lüle'ye öldürdü. Şimdi de oğlunu kısas edeceksin. Bir evden iki kurban çıkmaz dediler. Yekulune O büyük cemaat dediler لِحُسَيْنَةَ وَالْهُرْمُزَانَ Hüseyin'e ve Hürmüzan'a derdiler ki اَبْعَدَهُمُ اللّٰهُ Allah onları uzak etti. Onların şerrini bizden kaldırdı. Biri Mecusi, biri Hristiyan. Dediler. فَكَانَ فِي ذَٰلِكَ الْاِخْتِلَافِ Bunda ihtilaf oldu. Muhacirler kısas edilsin diyor. Bütün kat kısas edilmesin diyor. Nas ikiye bölündü. Fakat Nas'ın ekseriyeti öldürülmesin, kısas edilmesin diyor. Fakat muhacirin hepsi bir kelime illa kısas edilsin diyor. İşte o kısas edilsin diyenlerin içinde Hazreti Ali de var. Şimdi bu hadis-i şerif Hazreti Ali rivayet eyledi. Mümin kafir sebebiyle öldürülmez. Öyleyse işte Ubeydullah mümin idi, kafirleri öldürdü. Kafiri öldürmesi dolayısıyla kısas lazım gelmez diyorsunuz. Halbuki bak kısas gelir. Demek ki hadisin tevilini Hazreti Ali en iyi bilen o. Kafiri öldürmek sebebiyle onlar muahid idiler. Hürmüzan zimmi olarak yaşıyor. Öteki Hüfeyne o da zimmi olarak yaşıyor. Bu nasıl kısas edilir? Diyor ki bunun üzerine sümme kâle emr-i mûlâs. Emr-i mûlâs sonra da bir zeka, işte zeka sahibi var ya duhat-ı Arap'ta. Baktı ki fitne büyük. O kalktı bir hutbe okudu. Dedi ki ya mîrel müminin Hazreti Osman'a hitaben diyor. İnne hâze lemr. Bu iş kad a'fâkellâhu Allahu Teala seni beri kıldı. Minen tekûne sen olasın bâde mâ kad bu'i'te. Bu iş sen bi'at edildikten sonra olmadan Allah seni muhafaza etti. Sana bi'at olmadan, seni halife olmadan oldu. Sen Resul değilsin ki. Hazreti Osman'a bi'at olmazdan evvel oldu bu. Hani 3-4 gün tehir etti onun bi'ati. O arada oldu. Allah-u Teala seni beri kıldı. Sen halife olduğun sıra olmadı ki. Binaenaleyh. O vakitte Müslümanların emri mühmel idi. Mühmel bir zamanda bu oldu. وَاِنَّمَا كَانَ ذَٰلِكَ Bu oldu. قَبْلَ اَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى النَّاسِ سُلْطَانٌ Senin nas üzerine bir sultan, bir emrin olmadan oldu. فَاَعْرِدَ اَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ Öyleyse Ubeydullah'tan iraz et.
Sen halife değildin ki ona kısas hükmünü veresin dedi. Bunda ne yarazet? Yarazet diyetini ver. Zaten Hazreti Osman da o tarafıydı. Yani diğer muhacirleriyle kısas edilsin diyorlar ama Hazreti Osman da dedi ki ya babası yeni öldü. Şimdi bu oğlunu da kısas edeceğiz. Ben beytül maldan değil, kendi malımdan bunların diyetini vereyim dedi. Kendi malından diyetini verdi Hazreti Osman. Ve teferrakan nasi, nas teferruk etti. En hutbeti Amr ibn-i Las. Amr ibn-i Las'ın bu hutbesini dinledikten sonra milleti dedi. Tamam. Übeydullah kısas edilmeyecek diye ferahlandılar, gittiler. Ve vudiyer recül ve veder recüleyni vel cariye. Hazreti Osman bu iki adamın diyetini verdi ve cariyenin kızın da diyetini verdi. Fefi hadel hadis bu hadis de olucudur ki enne Übeyd enne Übeydallahi radıyallahu anh Hazreti Übeyd katele Hüfeynete. Hüfeyne'yi öldürdü ve hüfeyne müşrik. Hüfeyne müşrik idi. Nesraniydi. Ve darabel Hürmüzan. Hürmüzan'ı da öldürdü ve hüfe kafir. O da kafir idi. Sümmekâne İslam'u ba'de zalik. Ne vakit ki Hürmüzan'ın başına kılıçtaydıysa o vakitte İslamiyetini helal etti. Kılıcı yedikten sonra la ilahe illallah ondan evvel eşitilmedi ondan. Müslüman olduğu belli değil. Kılıcı vurduğu gibi la ilahe illallah dedi. Kızıyor. Evet, ona da geliyor. فَاَشَارَ الْمُحَاجِرُونَ رَضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ Muhacirler işaret ettiler ala Osman'a, Hazreti Osman'a radıyallahu anh bir katli Übeydullah'ın katlini işaret ettiler ve Ali'yün fihim. Ali de muhacirlerin içindeydi. O da kısası istedi. فَمُحَالٌ bu muhaldir ki en yekûne kavlu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavli ola la yuktelü müminin bi kafirin. Buradaki kafirle yuradu bihi, bununla murad edilir gayrul harbi, harbinin gayrisi. Peki la yuktel müminin bi kafir, o kafirle murad harbi. Harbinin gayrisi değil. Niye? Harbinin gayrisi olsa Übeydullah kafiri öldürmüştü. İki kafiri öldürür diye kısas talep edilir mi? Edilmez. Hazreti Ali bunu ister mi? İstemez. Sümme yuşirel muhacirun. Muhacirler işaret ederler. وَفِيهِمْ عَلِيُّنْ عَلِيْدُ Onların içinde Ali ve Osman, Osman'a işaret ederler. لِقَتْلُ عُبَيْدِ اللّٰهِ Übeydullah'ın kısasını isteyeler. بِكَافِرٍ bir kafir sebebiyle. Öyle kafir ki zi ahdin ahd sahibi. Ahd ile duruyor. Öyleyse ahd ile duran bir kafiri öldürmekle kısas talep edilmez diyenler hataya düştü. Çünkü bu hadis Hazreti Ali'den rivayet edildi. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh da kısasını emretti. Hatta bu öyle uzadı ki Hazreti Ali halife olunca Übeydullah'ı tutup kısas edecekti. Übeyd kaçtı. Kaçtı Şam'a. Hazreti Muaviye'nin yanına kaçtı. Dedi ki ben tutup kısas edeceğim. Yani Hazreti Ali bu fikrinde ısrar etti. Übeyd'in kısası vaciptir dedi. Peki şimdi burada وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ Bunun manası هُوَ عَلَى مَا زَكَرْنَا زِكْرِتِّيِّمِزْ üzerine مِنْ اِرَادَتِهِ الْكَافِرِ Peygamber Efendimiz'in murad etmesidir. La yuktelü müminin bir kafirin bu kafirle murad etti. Neyi? El kafirellezi la zimmete lehu. Zimmet olmayan kafiri kastetti. Zimmeti olmayan, ahd-ı eman ile Müslümanların içinde gelmeyen bir kafir öldürürse Müslüman kısas edilmez. Fakat ahd-ı emanda olursa kısas tereddüt eder. Şimdi kaldı kız meselesi. Fe'in gâle gâilun. Bir adam itiraz etse dese ki ففي هذا الحديث وحديث الشريف تقوله جزلك أن عبيد الله رضي الله عنه قتل بنتا لأبي لولا صغيرة أبي لولا إن küçük bir kızı vardı, kızı da öldürdü. Kız da teddai İslam, öyle kız ki İslam iddia ediyordu, ben Müslümanım diyordu. Demek ki öldürmeden evvel kız ben Müslüman oldum diyormuş, bunu da biliyorlar, İslam iddia ediyormuş. Buna ne diyeceksen feyecuzu caiz ki en yekûne ola inneme istehallû muhacirin istihlal kılmış olalar sefke demi Übeydillah Übeydullah'ın kanının dökülmesini mübah halal etikad ettiler biha bu kız sebebiyle. Kız Müslümanıydı ya, kızı öldürdüğünden dolayı bunun kısasını istediler. Bu caiz. Caiz ki bu ola. La bi Hüseyne tebel Hürmüzan. Hüseyne öldü. Hürmüzan öldü. Bu sebeple değil de kız Müslüman, kızı öldürdü de onun için bunun da kısasını istediler. Böyle olmak caiz. Yani bu da mekul.
Madem kız Müslümandır, kızı Müslüman öldürdüğü gibi kısaslara tübetmez mi? Eder. قِيلَ لَهُ Ona cevaben denilir ki فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis olucudur. Ma bir şey olucudur ki yedüllü delalet eder. عَلَى أَنَّهُ اَرَادَ قَتْلَهُ O, onun muhdesini, katlini, Beytullah'ın katlini murad etti. Bi Hüfeyne'te ve Hürmüzan. Hüfeyne ve Hürmüzan sebebiyle murad etti. Yani Hazreti Ali. Hazreti Ali kızı ortaya koymadı. Hüfeyne ve Hürmüzan'ı öldürdüğünden dolayı onun kısasını istedi. Vahve kavluhum, bu da nedir? Bütün cumhurun kavludur ki eb'adehumallah. Allah-u Teala onların ikisini uzak etti. Baksana bütün Müslümanlar ne dedi? Toplandılar. Hüfeyne ile Hürmüzan'ı Allah uzak etti. Niçin siz bunların ölümü sebebiyle kısas talep ediyorsunuz? Demek kızı hiç düşünen yok. Hep mesele Hüfeyne ile Hürmüzan için oluyor bu mesele. فَمُحَالُنْ اَنْ يَكُونَ اُسْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَلْهُ Muhal ki Hazreti Osman ola اَرَادَنْ يَقْتُلَهُ بِغَيْرِهِمَا Übeydullah'ı bunların gayrisi Hüfeyne, Hürmüzan'ın gayrisi sebebiyle, kız sebebiyle öldürmek istediği muhaldir. Niçin? وَيَقُولَ النَّاسُ لَهُ اَبْعَدَهُمُ اللّٰهُ Nas ona diyorlar ki sen Hüfeyne, Hürmüzan sebebiyle Ubeydullah'ı öldürüyorsun. Allah onları mahvetti gitti. Biz istemeyiz. Demek ki Nas ne için talep ediyorlarmış? Hüfeyne'nin ve Hürmüzan'ın kanını talep ediyorlarmış. ثُمَّ لَا يَقُولُ لَهُمْ Eğer Hazreti Osman kız sebebiyle öldürmeyi murad etseydi, cemaat ki اَبْعَدَهُمُ اللّٰهِ dedi, onlara ne derdi? اِنِّي لَمْ اُرِدْ قَتْلَهُ بَحَزَيْنِ Ben ve Beytullah'ı bu ikisi sebebiyle öldürmek istemiyorum, murad etmiyorum ya. اِنَّمَا اَرَدْتُ قَتْلَهُ بِالْجَارِيَ Bu kız sebebiyle ben bunu kısas etmek istiyorum diye cevap verirdi. Halbuki demedi hiç Hazreti Osman. Evet. وَلَكِنَّهُ اَرَادَ قَتْلَهُ Rahmanir Rahim. Sayfanın başında. وَقِيلَ لَهُ Dün bir sual sordu ya. O suala cevap veriyor. Sual neydi dünkü? فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ dedi. Dedi ki Ubeydullah'ın Ebu Lüle'nin kızını öldürmesi, İslamiyet iddia ediyordu o kızı öldürmesi, caiz ki bütün muhacirin Ubeydullah'ın kısasını bundan dolayı istediler. Yoksa Cüfeyne yahut da Hürmüzan'ın kanı sebebiyle değil. Yani bu ihtimal var. Eğer siz Hürmüzan kafir olduğunu kabul edelim. Bu Cüfeyne zaten kafir. Fakat Ebu Lüle'nin kızı Müslüman olmuştu. Onu niye öldürdü? O İslam iddia ediyordu ama hakikaten Müslüman olmuştu. Yahut da olmamıştı, onu bilmiyoruz. Ebu Lüle zannetmem ki kendi kızını bıraksın ki Müslüman ola. Ebu Lüle'nin kendisi Müslüman olmadı. Ve Müslümanlardan intikam almak fikri de hiç kendisinden zahir olmadı. Kendisinin kızı Müslüman olsa onu derhal parçalardı. Yani burada fakat iddia İslam ediyordu ama caiz ki değildi, bilmiyorum. Ona cevap denilir ki bu hadiste vardır. قِيلَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ بِجُفَيْنَ وَالْهُرْمِزَارِ وَهُوَ قَوْلُهُمْ أَبْعَدَهُمَ اللّٰهِ Bu Ubeydullah'ın gidip bunları öldürmesi ve bunun kanının bundan kısas talep edilmesi Cüfeyne ve Hürmüzan mukabilinde oldu. Bunun delili de hadiste geçiyor ki اَبْعَدَهُمَ اللّٰهِ Cenab-ı Hak bunları uzak etti. Uzak etti deyince demek ki madem uzak etti, geçsinler. Niçin Ubeydullah kısas edilsin diye cumhur bunu iddia ettiler. Çünkü Ubeydullah'ın kısası Cüfeyne ve Hürmüzan sebebiyle olduğuna delalet var. فَمُحَالٌ diyor, muhaldir ki en yekûn Osman radıyallahu anh, Hazreti Osman ola, erâde en yaktulehu bi gayrihimâ. Ubeydullah'ı Cüfeyne ve gayrisi sebebiyle katletmesi muhaldir. وَيَقُولَ النَّاسُ لَهُ nasla Hazreti Osman'ı desinler ki, اَبْعَدَهُمَ اللّٰهُ Allah bu iki kafiri uzaklaştırdı. Daha ne için sen Ubeydullah'ı kısas ediyorsun? Nas demezdi bunu eğer. Ben Ebu Lüle'nin kızı dolayısıyla Ubeydullah'ı kısas ediyorum dese
cemaat de bütün Müslümanlar da kalkıp da Hürmüz'den Cüfe'yle Nüsus'un getirmezdiler. Bu mahaldir. Çünkü dava onların ikisinin üzerinde oluyor. Sümme la yekulu lehem. Onlara da demezdi. Dememesi muhaldir. İnni lem urid katlehu bahazeyni innema arattu katlehu bil cariye. Eğer dava kız sebebiyle olsaydı Hazreti Osman onlara cevap verirdi ki ben Cüfe'yle Hürmüz'den sebebiyle kısas kısas talep etmek istemiyorum. Yalnız kız sebebiyle ben kısas talep etmek istiyorum demedi. Muhaldir ki bu sizin dediğiniz sual yerinde olsa Hazreti Osman derdi. Ne derdi? Ben kız Müslümandır, onu öldürdü, o sebeple kısas ediyorum. Halbuki kızı hiç araya koymadılar. Hep Cüfeyni'yle Hürmüz'den demir üzerinde durdular. Uzak etsin. Allah onları uzak etti. Yani gitti. Yani kafir ya. Evet. Kaçtı gittiler mi? Hayır. Öldüler. Öldü gittiler. Beydullah öldürdü ya. Ha. Tamam. Aramızdan uzak vurdu gittiler dediler. Yani Allah öldürdü. وَلَكِنَّهُ اَرَادَ قَتْلَهُ Hazreti Osman Übeydullah'ın katlini murad etti. بِهِمَا Cüfeyne ve Hürmüz'den sebebiyle ve bil cariye. Cariye de onlara da bir de cariye sebebiyle. Üçüne karşılık kısas talep etti. Sonra اَلَا تَرَهُ Sen görmez misin ki? يَقُولُ Der ki فَكَسُرَ فِي ذَٰلِكَ الْاِخْتِلَافِ Ravi diyor ki bu ihtilaf burada da çoğaldı. Ashab-ı kiram ikiye ayrıldı. Bütün muhacirler illa kısas edilsin diyor. Yalnız Hazreti Ali bunların içinde mi değil mi? İmam-ı Tahavi diyor ki Hazreti Ali içinde. Öteki cemaat diyor ki hayır Hazreti Ali onların içinde yok. Farz et ki Hazreti Ali yok. Fakat bütün muhacirin illa kısas edilsin diye niçin talep etsinler? Demek orada hak bir dava var ki talep ediyorlar. Sonra muhacirin kimin cemaati? Hazreti Ömer'in kendi cemaati. Beydullah'ın kendi cemaati. Ensar değil, muhacirin hep kısas tarafına gidiyorlar. Şimdi bundan anlaşılan ki, anlaşılıyor, Übeydullah hata etti, Müslüman öldürdü. O Müslüman kim? Ebu'l-Ülea'nın kızında ittifak var, Müslümanlık iddia ediyordu. Hürmüzan'da da ihtilaf var. Acaba Müslüman mıydı, değil miydi? Fakat Cüfeyni'ye gelince Hristiyan. Hristiyan karşısında da bir Müslüman kısas edilir mi, edilmez mi? Esas dava da burada. Öteki imamlar diyorlar ki hayır kısas edilmez. Biz de diyoruz ki kısas edilir. Ya hadiste la yuktabül müminü bi kafir. Kafir ile murat harbi olan kafirdir. Bizimkiler öyle diyorlar. Orada bir harbi dediğini tefsir olarak izafe ediyorlar. Fedelle zalik bu delalet etti ki enne Osman'a radıyallahu anh Hazreti Osman innemâ erâde katlehu Übeydullah'ın katlini murat etti. Bimen bir kimse sebebiyle ki Kutile katledildi. Katledilen kimseler. Yahut da katele Übeydullah katletti. İkisi de caiz. Ve fihim o ölenler içerisinde dolucudur. El Hürmüzânü ve Cüfeyne. Hürmüzân Cüfeyne de onların içindedir. Hulâse bu mesele yani Hanefilerin bu delili pek kuvvetli değil. Neden kuvvetli değil? Bir defa Ebu Lüleyan'ın kızı Müslüman olduğunu iddia ediyor. Übeydullah bir Müslim kızcağızı öldürmüş. Kısas muhakkak talebi lazım gelir ona. Hürmüzan olsun olmasın, Cüfeyni olsun olmasın. Bu var bir. İkincisi Hürmüzan'ın Müslüman olması hakkında öteki taraf ittifak ediyor. Diyor ki Hürmüzan ta Hazreti Ömer'in zamanında Müslüman oldu ve Hazreti Ömer de ona tahsis etti, bir tahsisat tahsis etti diyor. Burası bu iki. Onun için Hanefilerin hayır, Hürmüz'e Müslüman değildi. Hayır, Hürmüz'e Müslüman değildi. De Ebu'l-Ülea'nın kızına ne diyeceğiniz var? Ona da diyor ki Hazreti Osman onun kanı sebebiyle kısas-ı murad etmedi. Ya ne diye sebebiyle? Cüfeyne Hürmüz'e. Ya kızın kanı nereye gidecek? Bu delil olmaz yani. Murad etmedi denilmez. Hı? Anlamadım. Ebu Lüleven'i öldürdüler zaten. O kendi kendini öldürdü. Paşa'la da Ebu Lüleven'in kızı. Ebu Lüleven. Ebu Lüleven'in kızı. Kızı Müslümanlık. Ben Müslümanım dedi. Onu da öldürdü. Zaten bu şeyde el-i sahabede diyor ki
Ubeydullah kılıcı aldı, yani bu selef bunların işini katletmedi. Bütün Medine'yi gezecek. Medine'de nerede esir gelmiş varsa, İran'da birçok esirler getirdiler. Onların hepsini temizleyecek. Kesti bu. Çünkü İslamiyet'te bu yok ki. Fakat ona bir defa heyecan gelmiş. Cahiliyet damarı kabarmış. İslamiyet artık babasının ölüm acısıyla geriye atmış. İslamiyet'te baban kim öldürdü o kısas edilir. İkinci bir şahıs öldürülmez. O da şehadet ile olacak. Sen Hürmüzan'ı öldürüyorsun. Hürmüzan'ın bu işte dehli var mı yok mu? O diyor ki dehli var işte. Baksana hançeri orada görmüş. Bil fiil vuran kime? Bu lölüye işarene bu lölüye kısas edilir. Başkası fit verse de hançeri verse de kısas terkip etmez ki onu. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh muhacirin bunun için onun kısasını istediler ki bu şer'i şerifi tanımadı. Şer'i şerifin hilafına gitti. Sonra kısas kimin hakkıdır? İmamın hakkı. Halife olacak. Halife kısas edecek. O da mektulun evliyası kalkıp dava edecekler. Hepsi ittifak edecekler kısasa. Bir defa kendisi Ubeydullah Hazreti Ömer'in velisi. Velisi ama tek başına değil. Kardeş Abdullah var. Daha başka Hazreti Ömer'in oğulları var. Hepsi gelip ittifakla biz kısas isteriz derlerse o vakitte öldüren adam kısas edilecek. Öldüren adam zaten kendisini öldürmüş. O ortada yok. Hı? Abdullah yok, Ubeydullah Hazreti Ömer'in oğlu. O başka, Ubeydullah, Abdullah da var. Bu Ubeydullah ibn Ömer. Hazreti Ömer'in 3-4 oğlu var. Abdullah, Ubeydullah, Asim. Ama Abdullah'ın ayrıca Ubeydullah da var. O başka, o bu değil. O değil mi demiş? Nerede demiş? Ubeydullah ibn Ömer. Evet. Ubeydullah'ı fendalatı ve Ubeydullah'ı değil Ömer. Bak yukarıda sakın geçtim. Evet. Fakat sebete bima zekerna bizim bu zekittiğimizde sabit oldu ki sabit oldu ne? Ma ul bir şey ki sahha aleyhi o dediğimiz şey üzerine sahih oldu. Ma'na hazel hadis ve hadisin ma'nası ki enne ma'na hadisi ve hadisin ma'nası alel evvel evvelce kavl üzerine ala ma vesafna bizim vesfettiğimiz üzerinedir. Fentefa öyleyse müntefi oldu. En yekûne fî yüccetin bizim vesfettiğimiz ne? Yani la yukterül mü'minü bi kafir, kafir ile murat harbidir. Böyle dedik ya, işte bu hadisin manası budur. Bir harbi bir Müslüman öldürürse kısas edilmez Müslüman. Bizim dediğimiz bu. Öyleyse fentefa yok oldu. En yekûne fî hüccet, bunda hüccet olmak yok oldu. Öyle hüccet ki تَدْفَعُ اَنْ يُقْتَلَ الْمُسْلِمُ بِالْزِمِّيِّ اَنْ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْزِمِّيِّ kaidesini bozacak bir hüccet yok oldu. Bu kaide sabit kaldı. يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْزِمِّيِّ bu, Hanefiler bu kaideyi demiyor mu? Bitti, kaide bu. Bunu def edecek hüccet yok. Onlar delil getirdiler ya, لَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنِ بِكَافِرِ Onun hadisin manası kafirle murat harbidir. Harbi dediğin gibi zimmi. Zimmi başka, harbi başka. Zimmi Müslümanlar içerisinde vatandaş olmuş kalmış. Bir Müslüm o zimmiyi öldürürse kısas eder. Bir de var müstemen. Müstemen ki emanile gelmiş, başaportile gelmiş. Fakat o Müslümanların şeysi vatandaşı değil. Onu öldürse kısas lazım gelir mi gelmez mi? O da ihtilaflı. O da ayrıca bir mesele. Bazıları hayır. Kısas lazım gelmez. Bazıları da kısas lazım gelir. Eğer o gelen müstemeni parası için öldürürse kısas lazım gelmiyor. Mesela adam gelmiş, burada ticaret yapıyor. İngilizdir, Amerikalıdır. Adamı öldürüyor, parasına sebep. Aptala verip öldürüyor. O da kısas edilir. Yok, ondan dolayı değil de kavga etmişler. Başka bir garezden dolayı öldürmüş, kısas edilmez. وَقَدْ وَافَكَ ذَٰلِكَ اَيْذَا Buna muvafık oldu. Ne muvafık oldu? Gerisi derse bakan var mı? Hiç kimse derse bakan yok. Bu kelime ben iki gün düşündürdüm. Ha sahip. Sen hiç bakmıyorsun. Düşündüm. Bu rüşt. Rüşt nedir yani? Rüşt değil. وَشَدَّهُ مَتْبَعَدَ وَاوِ رَيْتْمِشْتَهَا Düşün de dur.
وَقَدْ وَافَقَ ذَٰلِكَ Buna muvafık oldu. Ey da bizim bu devamızı, bizim tefsirimiz gibi. وَشَدَّهُ Bunu kuvvetleştirdi. Bizim devamımızı kuvvetleştirdi. مَا قَدْرُوا Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadisi şerif bunu mühkemleştirdi ve buna da muvafık oldu. وَاِنْ كَانَ مُنْقَتِعَلْ Bu rivayet edeceğimiz hadis münkati olsa bile bizim devamımıza yarar. Bu getireceği hadisi kabul etmiyorlar. Diğer mezhep sahipleri diyorlar ki hadis münkatiyadır. Bunun ravisi zayıftır. Bu ravi muttasil bir senet zikretse kabul edilmez. Kaldı ki mürsel olarak rivayet etmiş, bu eş kabul edilmez. Bunu ha zikredin ha etmeyin biz kabul etmiyoruz diyorlar. Fakat İmam-ı Tahavi diyor ki biz zaten devamımızı ispat ediyoruz. Fakat bu da bunu kuvvetleştirir. O da nedir diyor hadis. Haddesene ibn-i Merzuh, kâle haddesene Ebu Amir, kâle haddesene Süleyman ibn-i Bilal, an Rabi'ata ibn-i Ebi Abdirrahman, an Abdirrahman ibn-i Bilmani. İşte bu zayıf olan Abdirrahman ibn-i Bilmani. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis münkatiye. Abdirrahman'ın kendisi Resulullah Efendimiz'i görmemiş, sahabi değil. Fakat bir sahabeden rivayet etmiş ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz اُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlardan bir adamı getirdiler. قَدْ قَتَلَ مُعَاهِدًا مِنْ اَهْلِ الزِّمَّةِ Ehli zimmetten bir muahidi öldürmüş. Müslümanlar içinde yaşayan bir kafir öldürmüş. فَاَمَرَ بِهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Emretti. فَضُرِبَ عُنُوهُ Onun boynu vuruldu, kısas edildi. Ve قال صلى الله عليه وسلم buyurdu ki ana evla men ben şul bir kimselerin evlasıyım ki vaffa bi zimmetihi kendi zimmetini ifa etti. Yani bir adamın zimmetine ben sana sığındım der zimmetine geçerse o adam onu vefa eder. Yani ona verdi mi sözü ona da hakkına hata getirmez. Ona ne diyorlar? Vermiş olduğu zimmeti tam yerine getiriyor. Bunların en evlası kimin? Benim dedi Resulullah Efendimiz. Şimdi Araplarda öyle şey var ki babasının katilini yakalıyor da fakat ona emanımdadır vaktiyle dediğinden dolayı adamı öldürmüyor. O dersten sonra size bir hikaye anlatayım. Böyle babasının katilini ararken kendi eline düşmüş. Sonradan da babasının katilin olduğunu anlamış fakat vermiş olduğu sözden dönmemek için adama izzet etmiş, ikram etmiş. Yalnız evimden çık olur ki bir gün şeytan benim nefsimi kabartır da seni vurur öldürür. Babasının katili. Bunlar böyle olursa Resulullah Efendimiz'deki ahlak bütün beşerin ahlakının üzerinde. Evet, onun için Resulullah Efendimiz diyor ki ümmetinden ziyade vefa edenlerin evlatı benim. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد المدني عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أين بو حديث الشريف باشك بيستند لدي إمام التحاوزي رواية إليه والنظر قياس عندنا بزمن دمزد شاهد لذلك إذا قياس لبس الشاهد ولا دعوة من تقوية Ve zalik bu kıyasla enna reynel harbiye biz harbiyi gördük yani Müslümanlarla hali harpte olan bir devletin adamı, bir ordunun adamı buna harbi derler. Demuhu halalun ve maluhu halalun. Onun demi de halaldır, mali de halaldır. Çünkü madem Müslümanlarla harbi diyor, hemen vurup öldüreceksin, malını da alacaksın. Feiza sare zimmiyen o zimmi olursa küfar ordusundan ayrılır da gelir Müslümanlara ben sizin cizyenizi, haracınızı vereceğim, sizin emanınızda yaşayacağım. O ne olur? Zimmi olur. Zimmi olursa herune demuhu ve malihu. Onun kanı da haram olur, mali de haram olur. Hiçbir Müslüman onu öldürüp de malını alınmaz. Ne öldürebilir ne de malını alabilir. Ne gibi? Ki hürmeti demil müslimi ve malil müslimi. Bir Müslümanın mali gani haram olduğu gibi o zimminin de mali gani haramdır. Bu kaideyi gördük. Bunu bildikten sonra sünne ra'eyna sonra biz gördük. Kimi? Men sereke hırsızlık eden adamı. Neden? Min mali zimmiyi. Zimminin bir malını çalmış.
Ne gördük? Ma ol bir şey ki yecibu fiil kat. Ne kadar hırsızlık etmiş? Hırsızlık etmiş. Ma bir miktar hırsızlık etmiş ki yecibu fiil kat. Onda kate vacip olur. Yukarıda okuduk da Hanefi mezhebinde kaç dirhem? 10 dirhem. 10 dirhem miktarında bir zimminin malini çalarsa gutia onun deri kesilir. O zimmi, zimmi olsun. Ermeni, Ermeni olsun. Yahudi, hangi dinde ne olursa olsun. Madem zimmidir, vatandaştır. Onun malını çalan neli kesilir? Kemâ yuktav fî mâlil müslimin. Müslim bir adamın malini çaldığı vakit neli kesildiği gibi o zimminin malını da çalarsa neli kesilir. فَلَمَّا كَانَتِ الْعُقُوبَاتِ Vaktaki ukubat oldu. فِنْتَحَاكِ الْمَالِ Malın intihakinde. اَلَّذُ اِلَمَنْ كِ قَدْ حَرُمَ بِزِمَّةِ زِمَّةِيْلَ حَرَمْ بُولُ Bir kafir zimmeti kabul etti mi, onun malını almak haram oldu. Onun malını çalmak haram oldu. Ne gibi? كَالْعُقُوبَاتِ فِنْتَحَاكِ الْمَالِ الَّذِي حَرُمَ بِالْإِسْلَامِ Bir adam Müslüman olduğu vakitte nasıl onun malını almak haramsa, bir zimminin malını da almak öylece haram oldu. Öyleyse kâne yeci'u fil nazari eyda. Kıyasla gelir ki en tekûnel ukubetu fil dem. Kandad ukubet ola. Ellezi öyle kan ki kad harume bi zimmeti. Zimmet sebebiyle onun kanı haram oldu. Ne gibi ola? Kel ukubeti fillezi kad harume bil İslam. İslam'da haram olan kan gibi ola. Madem Müslümanın malını almak gibi zimminin malını da almak haram oldu, öyleyse kan meselesi de böyle. Bir Müslümanın kanını dökmek haram olduğu gibi bir zimminin kanını dökmek de haram olur. Bu da kıyas. Bu kıyası da böyle yapınca Hanefilerin mezhebi daha kuvvetli oluyor. فَاِنْ قَالَ قَائِلُ Bir adam itiraz etse dese ki فَاِنَّا قَدْ رَيْنَا الْعُقُوبَاتِ الْوَاجِبَاتِ فِي انْتِهَاكِ حُرْمَةِ الْاَنْبَارِ Biz malların ihtiramını bozan adamlara tereddüt eden ukubati gördük. Yani malları çalıyor, onun bunun malını çalıyor. Bundaki biz azabı gördük. قَدْ فُرِّقَ بَيْنَهَا O da beynehuma değil. بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعُقُوبَاتِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعُقُوبَاتِ الْوَاجِبَاتِ فِي انْتِهَاكِ حُرْمَةِ الدَّمِ Diyor ki, malı çalan bir adama tereddüt eden azab ile ikab ile kan töken, kan dökmek hakkındaki azabı gördük ki aralarını tefrik ettiler, ikisini bir tutmadılar. Fark var aralarında. O fark dolayısıyla sen bu hükmü verme diyecek. O da nasıl fark var dedi. وَذَٰلِكْ اَنَّا رَيْنَا الْعَبْدَ Biz köleyi gördük ki يَسْرُكُ مِنْ مَالِ مَوْلَى Efendisinin malından çalmış bir köleyi gördük. فَلَا يُكْتَعُ Onun eli kesilmez. Köle efendisinin malını çalmış, götürmüş başka yere. Eli kesilmez onun. وَيَقْتُلُ مَوْلَاهُ Fakat efendisini öldüren köle فَيُكْتَلُ öldürülür. Bak işte arada fark var. Köle aynı köle. Efendisinin malından çalarsa eli kesilmez. Ama efendisini öldürürse kisas edilir. Öyleyse mal meselesi hafif bak. Mal meselesi hafif. Onun için zimmiyi elinde mal almış. Niye eli kesilsin? Sen bu kıyası getirdin. Kesilmemeli. Çünkü mal meselesi biraz hafiftir. Can meselesi gibi değil. Böyle derse evet fefurrika tefrik edildi. Beyne zalik bak mal ile kanın arası tefrik edildi. Fema tünkirûneyza Niçin inkar edersiniz ki en yekûne kad fırrike tefrik edilmiş ola beyne mâ yecibu fintehâki mâli zimmiyi ve demiyi zimminin de malını çalmak yahut da kanını dökmek arasında da fark ola malını çalarsa eli kesilir ama fakat kanını dökerse kısas edilmez yahut da malını çalarsa eli kesilmez de öldürürse kısas edilir. Yani bir fark olan bunun gibi. قِيلَ لَهُ adama denilir ki هَذَا الَّذ۪ي زَكَرْتَ Senin bu zikretmiş olduğun mesele قَدْ زَادَ زِيَادَ اِلَذِ مَا ذَهَبْنَا اِلَيْهِ Bizim gittiğimiz mezhebe tevkiden daha ziyade kuvvet verdiği. Bizim devamımızı ispat etti senin bu dediğin. Senin bu dediğin mal meselesi, kan meselesinden hafifle dedin ya bizim mezhebimizi daha ziyade tekit etti bu.
Ne için? لَاَنَّكَ غَزَّكَرْتَ Sen zikreyledin ki اَنَّهُ مَجْمَعُ Ulemanın hepsi icma ettiler ki اَنَّ الْعَبْدَ لَا يُكْتَعُ فِي مَالِ مَوْلَهُ Köle efendisinin malini çalarsa eli kesilmez. Bunda icma var dedi. وَاَنَّهُ يُكْتَلُ بِمَوْلَهُ Fakat efendisini katlederse katledilir. Ve bi'abidi mevlahu yahut da efendisinin başka köleleri var. Onların birisini öldürse gene kısas edilir. O da mali. Efendisinden diyelim 10 bin altın çaldı götürdü eli kesilmiyor. Fakat 10 bin altın değil de 100 altın kıymetindeki bir köleyi öldürse kısas ediliyor. Sen diyorsun ki bak mal meselesi hafif, kan meselesi ağır. O bizim davamızı ispat ediyor dedi. Bunda icma var diyorsun. Evet. فَمَا وَصَفْتَ مِنْ ذَٰلِكَ Sen bu şeyden vasfettiğin şey, كَمَا زَكَرْتَ zikrettiğin gibi, dediğin gibi فَكَدْ خَفَّفُوا اَمْرَ الْمَالِ Mal işini tehlife aldılar, hafif bu dediler. Çünkü efendisinin malini kestiler, tek eli kesilmiyor. Kan gibi değil, biraz hafif bu. وَوَكَّدُوا اَمْرَ الدَّمْ Fakat kan meselesini tehdit ettiler ki mal gibi değil, efendisini öldürürsek kısas edilir. Efendisinin bir kölesini öldürürsek kısas edilir. Mal tarafı hafif ama kan tarafı ağır. فَاَوْجَبِ الْعُقُوبَةَ فِي الدَّمْ Kanda ukubeti vacip kıldılar. حَيْسُ لَمْ يُوْجِبُوهَا بِالْمَالِ Malda bir hüküm el kesmesi tereddüt etmediği halde kan meselesinde kısas tereddüt etti. Senin dediğin dava bu değil mi? Bu bize yaradı diyor. فَلَمَّا سَبَتَ تَوْكِيدُ اَمْرِ الدَّمْ Vaktaki kan meselesinin tevkidi, tehkidi sabit oldu. Ve tahfifu emril mal, mal emrinin de tahfifi sabit oldu. Sümme ra'eyna, sonra biz gördük. Mâle zimmiyi, zimminin malını. Ellezi mâle zimmiyi, zimminin malını gördük ki yecibu fintihâkihi, o mali almakta vacip oldu. Alel müslimi, müslim üzerine minel ukubeti ukubettin. Bir müslimi, bir zimminin malını alırsa bir müslüman ona ukubat tereddüt ediyor, vacip oluyor. Bunu da gördük. Mal meselesi hafif olduğu halde madem bir Müslüman bir zimminin malını hırsızlık etse eli kesiliyor ya kendisini öldürse evla bittarik kısas lazım gelir. Kemâ yecibu aleyhi fintihâki mâlin müslim. Çünkü Müslümanın malını almak nasıl haramsa zimminin malını da almak öyle öyle haram. Müslümandan çalsa eli kesilir, zimmiden de çalsa eli kesilir. كَانَ دَمُهُ اَحْرَى Öyleyse zimminin kani daha layıktır ki en يَكُونَ عَلَيْهِ O kani döken adamın aleyhine ola فِنْتَحَاكِ حُرْمَتِهِ Onun hürmetini intihakta, onun kanını dökmekte ola مِنَ الْعُقُوبَةِ azaptan ola مَا يَكُونَ عَلَيْهِ فِنْتَحَاكِ حُرْمَتِهِ demir Müslüm. Bir Müslümin kanını dökmekteki ukubat neyse bir zimminin karnını dökmekteki ukubat öyle olması daha ziyade layık oldu. Yani o adamın bu davası bize yaradı. Mal meselesi hafif, kan meselesi ağır. Malını çalarsa bir Müslümanın eli kesiliyor da ağır olan kan meselesinde evlâ bir terif kısas tereddüt eder. وَقَدَ اَجْمَعُوا اِجْمَعَ اِلَدِلَرْ كَ اَنَّ زِمِّيَّنْ بِرْ زِمِّيَّنْ لَوْ قَتَلَ زِمِّيَّنْ Bir zimmiyi öldürürse, vatandaş olan bir Ermeni bir Ermeni'yi öldürse, bir Rum bir Yahudi'yi öldürürse, Sümme eslem el katil. Öldüren adam Müslüman olsa, o Ermeni Ermeni'yi öldürdü, ondan sonra birisi öldüren adam katil Müslüman oldu. اَنَّهُ يُقْتَلُ بِالزِمِّيِّ O zimmi sebebiyle kısas edilir. اَلَّذ۪ي قَتَلَهُ فِي حَالِ كُفْرِهِ Hali küfründe katletmişti. Sonra da Müslüman olması onu kurtarır mı? Kurtarmaz, kısas edilir. وَلَا يُبْتِلُ ذَٰلِكَ Bunu iptal etmez İslam'ı, onun Müslüman olması o kısası iptal etmez. Onun da harekelerini yanlış okumayın. وَلَا يُبْتِلُ ذَٰلِكَ Bu kısası iptal etmez İslam'ı, onun Müslüman olması. Bunda da icma var. Yani öteki tarafla, Hanefilerle beraber icma ediyorlar ki, zimmi zimmiyi öldürse, sonradan da katil Müslüman olsa, ben Müslüman oldum, kısas sakit olur, yok kısas tereddüt eder. Sonradan gelen İslamiyet onu kısastan kurtaramıyor. Bir bu. فَلَمَّا رَيْنَ الْاِسْلَامَ Vaktaki İslam'ı gördük. Öyle İslamiyet ki اَطَّارِ عَلَى الْقَتِلِ Katil üzerine ariz olmuş. Yani evvela katletmiş, sonradan Müslüman olmuş. Bunu gördük ki لَا يُبْتِلُ الْقَتْلَ Katli iptal etmiyor. اَلَّذِي öyle katil ki كَانَ فِي حَالِ الْكُفْرِ Hali küfürdeki
katli iptal etmiyor, kısas lazım geliyor. Evet. Ve kânetil hududu temâmuha hada. Ben halledemediğim ibare bu. Bunu halledemedim. 2-3 gündür bunun manasını da çıkaramadım. Gene bir ibarede yanlışlık var, yanlışı da bulamadım. Yoksa bundan bir mana çıkmıyor. Ve kânetil hududu temâmuha hada. Bilemedim bunu. Bunun başka nüshası da yok ki, bakalım. Ve la yûcedu ahadduha. Ne demek ki haddura? En keskin yani. Keskin. Ve kânetül hududu temâmuha ahadda haddi. Hudud, hududdur. Keskin yok ki. Ahadduha yani en acısı. En acısı nedir? Hududlar zaten hepsi neyse muayyen odur. Mesela bir adam hırsızlık etti, eli kesilecek. Daha onun bir hafifi, bir ağırı yok ki bu manayı alalım. Tamam. Efendim iki şey olur da, iki ceza tereddüt eder de ağırını alalım deriz. Bu hudud-i ilahiye neyse muayyen olur, muayyen. Ve kânetil hududu temâmuha ehaddehu, vakitte ehaddehu olacak. Hududun tamamı en keskin olur, onda bir mana ifade etmiyor. Ve la yûcedu alâ hâli. Bir hal üzerine de bulunmaz ki, la yecibu fil bed'i mâ tilkel hâl. İptidada o hal ile vacip olmaya, böyle bir hal da yok. Yani öyle bir hudud olarak ki iptidada vacip olmuyor da sonunda vacip oluyor, yok. Hüdud zaten ilk işlemişte ona vacip oluyor, tereddüt ediyor. Sonradan yavaş yavaş üzerine geliyor manasını diyor. Elâ terâbi, sen görmez misin ki? Enne racülen levkatele racülen. Bir adam bir adamı öldürse. Vel mektûlü mürteddü. Katledilen adam da mürted. Yani bir adam kalkmış, mürted bir adamı öldürmüş. Adam din İslam'dan irtidar etmiş, öteki kalkmış onu öldürmüş. Ennehu lâ yecibu aleyhi şey. Kısas lazım gelmez. Niye? Mürtedin zaten katli vacib idi. Katli vacib olduğundan onu öldürdüğünden dolayı kısas lazım gelmez. Yani onu fazla öldürtülecek değil mi? O yani haram olması başka. Yani kısas lazım gelmez. Yani kısas başka, bu adamın kalkıp da o vazifeyi yapması başka. Ona vazife tereddüt etmiyor. Yani öldürürse kısas tereddüt etmiyor. Çünkü mürted. وَاَنَّهُ لَوْ جَرَحَهُ وَهُوَ مُسْلِمْ. O adamı yaralarsa, o adam Müslüman idi. Müslüman iken yaralandı. Sümmertedde. Yarayı aldıktan sonra da mürted oldu. Eyyazen billah, Allah muhafaza etsin. Yaralandıktan sonra da irtidad etse, femâte, ölse, lem yok der. Onu öldüren adam gene kısas edilmez. Bu ne oldu? Öldürdüğü vakitte hemen ölseydi kısas edilirdi. Fakat o yaraladıktan sonra irtidad etti ve mürted olarak öldü. Bunda da kısas edilmez. Öyleyse fesaret riddetuhu leti tekaddemetil cinayet. Cinayetten evvel onun riddeti velleti tarayet aleyha. Şul bir irtidadı ki ona ariz oldu. Fî der'il katli. Katli def etmekte sevâ-ı müsavidir. Yani bu birisi mürteddi öldürdü ki onun riddeti cinayetten evvel idi. Birisi de cinayetten sonra mürteddi öldü. İkisinde hüküm bir, ikisinde de nedir? Kısas tarifi düşünüyor. Fekâne kezâlik fil nazar. Diyasla böylece oldu ki en yekûnel katilu katil ola. Tabbile cinayetihi ve ba'de cinayetihi sevâen. Cinayetten evvel de, cinayetten sonra da müsavvı ola. Katil de öyle müsavvı ola. وَلَمَّا كَانَ اِسْلَامُهُ وَقْتَكِ onun İslam'ı oldu. Ba'de cinayeti, cinayet ettikten sonra Müslüman oldu. قَبْلَ اَنْ şimdi zimzimi öldürdü. Kısas olmazdan evvel de Müslüman oldu. لَا يَتَّوْ عَنْهُ الْقَبَدَ kısası kendisinden def etmez. كَانَ كَذَٰلِكْ اِسْلَامُهُ onun İslam'ı da oldu öyleyse. اَلْمُتَقَدِّمُ تَقَدِّمَدَنْ İslam'ı da cinayeti, cinayetinden. لَا يَتَّوْ عَنْهُ الْقَبَدَ kısası ondan def etmez. Nasıl zimmiyi öldürüyor, Müslüman oluyor, gene kısas ediliyorsa, evvelde Müslüman iken zimmiyi öldürse gene kısas ediliyor, kıyas. İkisi bir oldu. وَهَذَا قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ bunların kavulleri de budur. Tabi uzun uzadıya düşünmüşler. Diğer mezhepler, İmam-ı Malik olsun, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed bin Hanbel, bir Müslüman kafiri öldürürse zimmi olsa bile kısas olmaz diye deliller getiriyorlar.
Fakat bizim imamlar da deliller getiriyorlar ki kısas cereyan eder. Her iki tarafın uzun uzadıya davaları var. Şimdi bu Hanefiler kendi mezheplerini teyit için yine bir hadis daha getiriyorlar. وَقَدْ حَدَّسَنَا İbrahim ibn-i Merzuk قال حَدَّسَنَا وَهْبُ قال حَدَّسَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ مَيْسَرَ عَنِ النِّزَالِ ابْنِ سَبْرَ قال قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Müslümanlardan bir adam öldürdü. رَجُلًا مِنَ الْعُبَّاتِ Ubbat demesi, ubbat yani putperestlerden, kafirlerden birisini öldürdü. فَزَهَبَ اَخُوهُ اِلَى عُمَرْ Onun kardeşi Hazreti Ömer'e gitti. فَكَتَبَ عُمَرْ Hazreti Ömer yazdı ki, اَنْ يُقْتَلَ O Müslüman kısas edile. Halbuki öldürdüğü adam kafir. Ama Hazreti Ömer'e gitti, şikva etti. Hazreti Ömer dedi ki, kısas edin. فَجَعَلُوا يَقُولُونَ Onlar der oldular. Ne der oldular? Ne demek orası şimdi? Orayı da okuyamadım ben. اَقَتْلَ جُبَيْرِ اَقُتِلَ جُبَيْرِ اُقْتُلْ جُبَيْرِ Bunu da halledemedim ben. Bunu da aradım. Bir rivayette Hüneyn. Fakat manası ne? İster Cübeyr'di, ister Hüneyn'di. فَيَقُولْ حَتَّى يَجِيَ الْغَيْسِ Bu cümleyi de halledemedim. Buna da sonra çalışın. O eski nüskalardan bir nüskü olsa da baksak. Bu iki yukarıdaki cümle bir de o iki bu. قَالَ فَكَدَبَ Ömer. Hazreti Ömer yazdı ki اَنْ يُوْدَى Onun diyeti verile وَلَا يُقْتَلَ قَتْلُمَّيَا Bu söz üzerine evvela emretti ki bunu öldürün. Sonradan da işte bu okuyamadığımız, anlayamadığımız bu cümle neyse onun mufadınca Hazreti Ömer yazdı ki bunun diyetini verin, öldürmeyin. Şimdi esas bize şu lazım. فَهَذَا عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer قَدْ رَاَيْذَا اَنْ يُقْتَلَ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ Bir Müslüman bir kafiri öldürmüştü. Hazreti Ömer de tecviz etti ve emretti ki bunu kısas edin. وَكَتَبَ بِهِ اِلَى عَمِلِهِ Oradaki amirine yazdı, emirine yazdı. لِحَضْرَةِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ashab-ı Resulullah'ın huzurunda yazdı. Bu Müslümanı kısas edin. فَلَمْ يُنْكِرُهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مُنْكِرِهِ Hiçbirisi kalkıp Hazreti Ömer'e yanlıştır. Bir Müslüman bir zulmü karşılığında kısas edilmez demedi. Demediğine göre demek ki bunlar da meseleyi biliyordular ki bir Müslüm bir zulmü öldürürse kısas edilir. Ama Hazreti Ömer sonradan da bunun diyetini versin, öldürmesin dedi ki o başka. Yani ilk yazılışta kısas edilsin dedi mi demedi mi? Dedi. Demek ki öldürülürmüş. Bu da Hanefilerin mezhebini teyit etti. فَهَذَا عِنْدَنَا Bu mesele bizim indimizde minhum. Evet. Onlardan عَلَى الْمُتَابَعَةِ مِنْهُمْ Onlardan mütabaat üzerinedir. لَهُ O şey üzerine عَلَى ذَلِكَ وَكِتَابُهُ بَعْدَ هَذَا لَا يُقْتَلْ Yani ashab-ı kiram kime mütabaat etti? فَهَذَا Bu diyor indana bizim indimizde minhum. Ashabdan عَلَى الْمُتَابَعَةِ O minhum kitabı olmuş. Bir tane olacak. فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْمُتَابَعَةِ مِنْهُمْ لَهُ O bir inci minhum'a işaret yok. Ashab-ı kiram Hazreti Ömer'e mütabaat ettiler bu mesele hakkında. Yani o kısas edilsin dedi, onlar da mütabaat ettiler. Ya sonradan kısas edilmesin de diyeti verilsin diye yazılı ve kitabuhu بَعْدَ هَذَا لَا يُقْتَلُ Ondan sonra لَا يُقْتَلْ öldürülmesin demesi فَيَحْتَمُلَ اَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ihtimal ki bu ikinci emri oldu. Kâne min Hazreti Ömer'den oldu alâ ennehu kerihâ. Hazreti Ömer hoş görmedi. En yubihehu demehu. Ona onun kanını mübah kıla. Yani sen bunu öldürdün, bitti, tamam, bitti. Kısas da yok. Halbuki kısas ile emretti ama bunun kanı da beleş gitmesin diye dedi ki hayır, diyetini verin. Ne için diyete çevirdi? Kısası diyete çevirdi. لِمَا كَانَ مِنْ وُقُوفِهِ عَنْ قَتْلِهِ Ne şekilde öldürüldüğünü Hazreti Ömer'e bildirdiler de şu şekilde oldu. Fakat şu şekilde cereyan etti. Ha bunu öğrendi ki meselede şüphe var. وَجَعَلَ ذَٰلِكَ شُبْهَةً Bunu şüphe kıldı. Demek ki arada vek'a var. Niçin öldürmüş, nasıl öldürmüş? Bunu Hazreti Ömer tefsilatını öğrenince bir şüphe oldu bu. مَنَعَهُ Öyle şüphe ki men etti kısası. Biha bu şüphe sebebiyle minel katlı katıldı. O şüphe baktı ki
yani öldürülmenin şeklinde şüphe verici bir şey var. Onun için kısas edilmesin de diyet verilsin dedi. Ve ceale lehu, bunu kıldı. Ma ol bir şey kıldı ki yüc'alü fi katlil amd. Katli amd de. Ellezi öyle katli amd ki tedhuluhu şüphetin. O da şüphe dahil olur. Bir adam amden bir adamı öldürüyor ama bir şüphe giriyor. O vakitte şüphe amd derler. Onun hükmü de nedir? Vahve diyeti, diyettir. Fakat ilk önce Hazreti Ömer bu katlin şekline vukufu olmasan evvel bir Müslim bir zimmiyi öldürdü mü kısas edilir diye ama hükmünü verdi. Ashab-ı kiram da mütabihat etti. Ama sonradan bir şüphe hariz oldu ki evet adam vurmuş ama fakat şüphe amid olmuş. Amid değil de şüphe amid, onun üzerine dedi ki diyet verilsin. Bir de başka bir ehli Medine'den delil getiriyor. Vakat kâle ehli Medine. Ehli Medine dediler ki innel müslime izâ katele zimmiye. Müslim, bir müslim zimmiyi öldürürse katle gayleti. Adamı aldatarak öldürürse alâ malihi mali üzerine. Adamı aldattı, götürdü, öldürdü malını almak için. Ennehu yuktelu bihi. O müslim kısas edilir. Bu da ehli Medine'nin fetvası. Bunda zaten diğer meslekler de müttefik diyor ki gayleten mali için öldürürse kısas edilir. Feizâ kâne hâzâ indahum. Ehli Medine'nin indinde bu olursa, fakat bunu ne için delil getiriyor? Onlar da bunu kabul ediyor. Diyor ki siz diyorsunuz ki bir müslim bir zimmi karşılığında öldürülmez. Fakat katli gayle olursa istisna ettiniz. Gayleten adamı aldatarak öldürürse kısas edilir demediniz mi? Bu kaideyi niye bu hadisten ihraç ediyorsunuz? فَإِذَا كَانَ هَذَا عِنْدَهُمْ خَارِجًا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Sizin bu ehli Medine'nin bu fetvası Peygamber Efendimiz'in kavlinden hariç olursa. Ne kavlinden? لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. Siz mutlak dediniz. Hangi kafir olursa olsun. Bir Müslüm'ü öldürdü mü kısas edilmez. Siz dediniz ki bundan birisi müstesna. O da ne? Kafiri aldatarak mali için öldürürse o müstesnadır dediniz. Bu kavlinden ihraç ettiniz. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem halbuki Peygamber Efendimiz lem yeşterit minel kuffara ahaden. Küfardan hiçbir kimseyi şart koşmadı, ihraç etmedi. Siz ihraç ettiniz. Fekemâ kâne lehu men yukhricu minel kuffar. Ehli Medine küffardan ihraç ettikleri gibi men üride maluhu. Mali murad edilen kafiri ihraç ettiler ki bu Resulullah Efendimiz'in kavlinden hariçtir. Mali için öldürülen kafirin katili kısas edilir dediniz. كَانَ لِمُخَالِف۪يهِمْ Öyleyse onlar muhalifleri için de caiz oldu ki اَنْ يُخْرِجَ اَيْضَا O da bu hadisten ihraç eden kimi? مَنْ وَجَبَتْ زِمَّتُهُ Zimmeti vacib olanı bu hadisten ihraç eder. Nasıl siz katli gayleyi bu hadisten ihraç ettinizse Hanefiler diyor da biz de zimmeti olanı ihraç ettik ki zimmi karşılığında bir Müslüman kısas edilir. Bu güzel buluş. İşte bu yerinde. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.